Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok moda, bu sene çok kullanılan 19 motiften oluşan çantamızın yapımını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu çantamız için malzemelerimiz zaten çok gitmeyen bir ip, zemin renginden birazcık fazla olması lazım ama her renkten yani bir yumak zaten fazla gelir ama evdeki artan iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Öyle de yapabilirsiniz. Ee, o yüzden ip şeyi vermiyorum. Tığımız ben e, yaptığım bu çantalarımı e, normalde herkes Alize Cotton Gold ile yapıyor ama bu Alize Cotton Gold ile ben biraz cılız buluyorum bu çantaları. Çok sağlam olmuyor. Sanki çok sünecekmiş gibi böyle ben bunu küçük 100 gramlık koton iplerden ördüm. Bu kahverengiyi de öyle. Daha sağlam, daha sert bir duruş oluyor. Daha çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bunu da anlatacağım size. Ama önce 19 motiften oluşan çantamızı göstermek istiyorum. Bu motifimiz aslında illaki bu motif olması şart değil tabii ki arkadaşlar. Motiflerimiz İstediğiniz başka motiflerden de yapabilirsiniz. Daha önceki videolarımda e, bu motifi çalışmıştık zaten. Motiflerim e, videolar arasında bulabilirsiniz. Bazen videolarınızı bulamadığımız söylüyor arkadaşlar yorumlarda. Arkadaşlar kanalıma girdiğiniz zaman üst kısımda e, ana sayfa videolar oynatma listesi diye tam üst tarafta yazılar var. Videolar kısmına tıklarsanız bütün videolarımı görebilirsiniz rahatlıkla. Bunu burada belirtmiş olayım tekrar. Orada motif e, bu motifin yapımı var. Onun için motifi çalışmayacağız şimdi. Ben size taslak olarak yani bu çantanın genel nasıl yapılacağını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar motiflerimizi 19 tane motifimizi hazırlıyoruz. <laughs> Pardon. Şimdi bu motiflerimizde bu çantamızın büyüklüğü bu kadar. Mesela bu çok ideal bir büyüklük. Ee, eğer ki daha büyük istiyorsanız motiflerimizi bir sıra e, fazlalaştırabilirsiniz. Ekleme, e, birleştirme mantık aynı çantamızda. Ee, biraz daha küçüğünü örmek istiyorsanız bir sıra eksiltebilirsiniz. Bu çantamızın yapımı böyle olacak. Şimdi arkadaşlar 19 tane motifimizi hazır edeceğiz. Ben sizin için 19 tane motifimi hazırladım. Bu 19 tane motiflerimizi öncelikle şu dört tanesini ayırt edeceğiz. Bunlarla yan kısımlarını bu yan tarafa gelen şöyle göstereyim şu yan kısımlarını yapacağız. Bu dört tane iki taraf iki tane bir tarafı iki tane bir tarafa dört tane motifimiz öncelikle bir kenara koyacağız arkadaşlar. Bunu çantamıza başlarken şimdi şöyle göstereyim. 3, 6, 9, 12, 15 motifimizi İp koparmadan birleşme tekniğiyle o da o videomuzda var. Hazırlayalım arkadaşlar bu şekilde. İster e, ip kopartarak da e, birleştirebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Bu 15 motifimizi ekledikten sonra tam orta yere gelen e, nasıl ekliyoruz? Tabii ki 3 sıra 3 tane motiften 5 sıra ekliyoruz. Bakın. 2 3 4 5 sıra ekliyoruz. Yani toplamda 15 motif ediyor. Tam orta gelen motifimiz şurası. 2 bu tarafta, iki sırada bu tarafta. Tam orta yere gelen kısmı bizim tabanımız. Onun için bu tabanı, şu tam orta yere gelen tabanı katlayacağım şimdi şöyle sizler için. Bu şekilde bakın şunu bir alalım gözümüzü arkadaşlar. Evet. Tam orta yerinden tabanını ayırdım. Bakın. Şimdi bunun yan kısımları eklemeyi göstereceğim sizlere. Bu çantamızın normal gövdesi. Şimdi yanlarımı anlatacağım. Bu dört tane de kenarımıza motif ayırmıştık değil mi arkadaşlar? Şimdi bu motifimizi ikisini şu tarafa koyalım benim tığım 3 no ipime göre e, tığ kullanıyorum Sizler de iplerinize göre eğer Alize Cotton Gold'dan yapıyorsanız yine 3 numara tığ ile çok da güzel olacak şimdi arkadaşlar motifimizin kenarına şöyle tekrar başlayacağım sizlerle birlikte şu yan kısımlarını yapacağız şimdi Motifimizin yan e, bir tane köşesinden, şu köşeden bu ilmeğimizi bağladım. Burada iki zincir çekerek bir köşenin ilk e, şu gün şunun gibi üç tane ikili trabzan yaptım, üç tane. Burada iki zincir çekiyorum, yani köşe olacak şunun gibi ama köşeyi ben bu çantamıza ekleyeceğim için şimdi öyle göstereceğim size şimdi 3 tanesini yaptık değil mi arkadaşlar şimdi çantamızın tersimize gelmesin arkadaşlar üst kısmındaki değil alt kısmındakini şurayı buraya birleştireceğim İp koparmadan birleştirmeyi de göstermiş olacağım yan tarafı bir zincir çektik ve mil üstü alıp aynı yere köşemizi devam ediyoruz. Yani 1 2 3 tane trabzanımızı yaptık. Birleştirerek. Bakın şu şekilde. Sonra karşılığındaki ip koparmadan birleştiriyoruz ya arkadaşlar. Bunu birleştirdiğimizin aynısı gibi düşünün milimizi buradan takıyoruz ilmeğimi çıkarttım bir zincir çekip motifimdeki bu deliğe üç tane trabzanı yapıyorum yani arkadaşlar mantık şu bunu buraya ekleyeceğim sonra diğer motifini getireceğim yanına ekleyeceğim sonra şu alt ee, burası taban demiştik. Bu kısmı şuraya bağlayacağım arkadaşlar, motifi şurasına. Sonra bu taraftan da diğer kısmını ekleyerek bu yan kısmını e, eklemiş olacağım size. Diğer tarafını kendiniz yapacaksınız. Buraya bakarak. Şimdi motifimi karşılıklı şuradaki tarafa ekledim tekrar. Milimi çıkarttım üste aldım 1 2 3 kere trabzanımızı yaptık bir zincir çekiyorum karşılığındaki deliğe tığımı geçirip ilmeği alttan çıkarttım bir zincir çekip tekrar motifimize doğru geldim bunu köşeye kadar, Karşılıklı olarak arkadaşlar bakın şu karşılıklı olarak şuraya birleştirelim Tam köşeyi yapıyorum şimdi arkadaşlar. 3 tane trabzanımızı yaptık. Değil mi? Bakın burayı bu şekilde siyah olduğu için arkadaşlar kusura bakmayın ipimiz böyle denk geldi. Şu şekilde burayı birleştirdik. Değil mi? Şurasını e, zaten buradan gelince bitecek orası da. Şimdi köşeye geldik. Köşelerde 2 zincir çekiyoruz. Tam köşenin orta yerine şuraya bunu bağlıyoruz. İki zincir çekip mil alıyoruz ve tekrar köşemizi birleştirmeden bakın şu şekilde doldurdum ve yukarıya kadar birleştirmeden geliyorum şimdi. Çünkü diğer motifimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. Onun için zemin hazırlıyoruz. Aynı motif birleştirir gibi. Bakın her deliğimizi 3 tane trabzanımızı yapıyorum aralarda bir zincir çekerek şöyle şu şekilde göstereyim şimdi kenar kısmını oluşturuyoruz arkadaşlar bir ip kopartmadan burayı da bitirmiş olacağız köşeye geldim 1 2 3 tane doldurup ikili trabzanımızı diğer köşenin diğer tarafını şimdi yapmayacağız arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum ve geri dönüyoruz. Şöyle. Şimdi buraya gelecek bu motifimizi ekleyeceğiz. Fakat bu motifimizi Böyle ekleyip arkadaşlar şurayı da buraya birleştireceğiz. Sonra çantamızın diğer tarafında şuraya birleştirerek bu kenar kısmını oluşturmuş olacağız. Bakın şimdi. Burayı yaptık değil mi arkadaşlar? İki zincirimizi çektik. Diğer motifimizi alıyoruz. Tersler içe gelecek şekilde düz bu tarafta olacak. Kendinizden tarafa düz olacak. Mil üstünüz alıyorsunuz ve 1 2 3 bunu nasıl şurayı birleştirdiğimiz gibi karşılıklı şekilde 3 trabzanımızı yaptıktan sonra birer zincirle bu şekilde birleştiriyoruz. Köşeye kadar geleceğiz arkadaşlar. Köşeyi de iki zincirle birleştirip tekrar köşe yapıp tekrar birleştirerek şuraya kadar gelelim arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya da köşeye kadar geldik. Şimdi bu köşeyi iki zincir çekip şuradaki köşenin ortasına batarak bunu da birleştiriyoruz. Daha sonra aynı yere 3 tane ekledikten sonra pardon 3 tane mandıktan sonra üçlü, ikili trabzanı bir zincir çekip hemen şu motife burayı da bağlayacağız arkadaşlar. Karşılıklı motifimizi birleştiriyoruz. 3 tane doldurdum zincir çektim karşılığındaki boşluğa milimi takıp zincirimi çektim ve devam ediyorum yan kısmını oluşturuyoruz arkadaşlar çantamızın yan kısmı bu şekilde olacak bakın şimdiden birazcık göstereyim şöyle şimdi daha iyi anlayacaksınız bittikten sonra burayı da buraya birleştirip şuraya kadar birleştirip daha sonra bu tarafı da bu kenara birleştirip arkadaşlar çantamızın yan kısmı oluşmuş olacak. Köşeye kadar geliyorum tekrar göstereceğim şimdi sizlere. köşeye geldik 3 tane trabzanımızı yapıp 2 zincir çekiyoruz köşeye batıyoruz tekrar 2 zincir çekiyoruz ve devam ediyoruz aynı yere 3 tane yapıp köşemizi tamamlıyoruz daha sonra bir zincir çekip tam karşı tarafa gelen motifimizi karşılıklı ekleyerek başa kadar geliyoruz ve buradan da şu yarım kalan e, motifimizin tamamını yapıyoruz. Şurada bitireceğiz arkadaşlar şimdi. Bak. Şimdi bu köşeye geldik arkadaşlar. Burayı nasıl birleştireceğiz diye belki bilemeyenler olur şu ilk köşemizi. Tam köşeye geldik. İki zincir çektim. Karşılığındaki köşenin ortasına batıyoruz iki zincir çekip şu tam yaptığımız iki zincirin ortasına milüstü almadan bağlıyoruz tekrar bir zincir çekip aynı yerden bir zincir çekerek devam ediyoruz bakın köşemiz oluştu Arkadaşlar şu şekilde bir zincir çekip tekrar karşıya devam ediyoruz. Evet sona geldik. İlk başladığımız yere bir zincir çektik. Normal şuraya yani milüste almadan örgümüzü birleştirip Burada keseceğiz arkadaşlar. İpimiz ve kenar kısmını bakın bu şekilde birleştirmiş olduk. Yani şurası taban, burası yan kısmı. Diğer motiflerimizde burada yaptığımız işlemin aynısını bu tarafta yapacağız ve burayı yaptıktan sonra üst kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Burayı da hazırlayalım. Bakın. Şöyle de gösterebilirim köşemizin oluş şeklini. Evet arkadaşlar. Diğer tarafımızı da bitirdik. Şimdi ipimizi hiç kırmadan arkadaşlar diğer tarafı da göstermiş olduğum gibi öbür tarafla birlikte yapıyoruz arkadaşlar. Bir saniye. Şu şekilde birleştirdik. Şimdi ağız kısmımıza geldik. Yani şurayı yapacağız arkadaşlar kulp yerimizi. Şimdi göstereceğim sizlere. 1, 2, 3 sıra aynı şekilde ikili trabzandan 3 tane yaparak 3 sıra gideceğiz arkadaşlar. Burada birleştirdik. Burada bitmişti. 4 zincir çekiyoruz. Şu hemen bu şu birleşim yerleri var ya arkadaşlar. Buraların tam ortasına yapacağız önce. 1 2 3 tane trabzanımızı yaptık şöyle. Aralara burada zincir çekmeyeceğiz çünkü ağız kısmımız biraz toparlansın diye mil üstüme alıyorum. Bu her bir deliğimize 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 Aralara zincir çekmiyoruz bu sefer. Tam şu birleşme noktalarında tam ortasına yapacağız arkadaşlar. Dönelim buraya kadar tekrar gelelim bu sıramızı da. Evet arkadaşlar başladığımız noktaya bir sıra giderek geldim bakın. Bir sıra gittik buramızı. Şimdi şu başlangıç noktamıza geldiğimizde Tekrar yine aralarda zincir çekmemiştik bu sıramızda. Milistümüze alıp bu son yerimize bir üç tane doldurup şu başlangıçta zincir çekmiştik değil mi arkadaşlar? Bunun hemen şu baş kısmına ilmeksiz birleştiriyoruz şu şekilde ve bağlantı noktamızı bitiriyoruz. Burada iki zincir çekip aynı şekilde. Aralarda zincir çekmeden 3 tane trabzanlarımızı her bir deliğimizi yapıyoruz. Yani bu ikinci sıramız oluyor. Bundan sonra bir sıra daha gidiyoruz. Sonra sık iğneye geçeceğiz arkadaşlar. 3 sıramızı bitirince tekrar e, videomuzu gelelim. Evet arkadaşlar 3 sıramızı yaptık. Şimdi bundan sonra sık iğnemize geçiyoruz. Çakma sık iğne de dediğimiz veya çakma trabzan da dediğimiz bu 3 e, tane trabzanlarımızın her birinin üstüne mil üstümüzü alıyoruz. Hemen bakın ilk deliğimize üçünü birden çıkartıyoruz. Mil üstü alıp üçünü birden çıkartıyoruz. Bunun adı çakma tırabzan oluyor. Çakma sık iğne de diyorlar. Her ilmeğimizin üstüne mil üstü alarak bu şekilde yani şurada da göster göstereyim. Şu sık iğnemizi 1 2 3 4 5 sıra bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Daha sonra da kulplara geçeceğiz. Bu 5 sırayı sık iğne olarak örelim. Biraz daha uzun istiyorsanız arkadaşlar o sizin zevkinize kalmış. Biraz daha uzatabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi 5 sıramızı ördük. Bakın şu şekilde. 5 sıramızı ördük. Sonra çantamızı düzelttik. En ortadaki burası şu yanlardaki 2 e, motifimizin tam ortasına hizaya gelecek şekilde. Şöyle küçük ayraçlarınızla yerimizi, kulp yerimizi belirleyelim şuralarda. Yani saymıyorum aslında ben. Çünkü hepimizin dediğim gibi şeyi farklı olabilir. Ben hep göz kararı yapıyorum. Tam üst şu motifimizin tam ortasından üst kısmını bakın ayraçladım şu şekilde. Siz onu kendiniz istediğiniz şekle göre ayarlayabilirsiniz. Hemen bunun karşılığına tekrar diğerini takıyorum. İkisini tutturdum çünkü ilk başta. Sonra diğerini takacağım. Şimdi arkadaşlar buraya geleceğiz tekrar. Bakın şurası bitiş noktamızdı. Şuraya geldik. Buraya gelelim mi? Aynı şekilde mil üstümüzü alıyoruz. Çakma trabzanla 1, 2, 3 tane 3 4 5. de yani buraya denk geldi bizimkisi mil üstümüzü aldık sonuncuyu yaptık şimdi burada arkadaşlar kulpumuza 2 3 4 50 tane zincir çekeceğiz. Biraz gevşek çekelim arkadaşlar ki üstüne sık iğne şunun gibi yapacağımız için zorlanmayın. 2 4 6 8 10 12 Şimdi arkadaşlar 50 zincir çektim. Bunu siz kulpunuzu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Daha fazla çekebilirsiniz. Ben şimdi 50 tane çektim. Ve diğer e, ayraçla ayırdığım yere bu zincirimizi milüste alarak aynı örüyormuşuz gibi devam ediyoruz. Bu şekilde. Sonra tekrar Diğer ayracımıza diğer taraftaki kulpumuza gelene kadar aynı şekilde mil üstü alarak çakma trabzanımızı yapıyoruz. Bakın böyle. Şimdi şuraya geleceğiz, buradan da zincir çekip 50 tane buraya geleceğiz arkadaşlar. Sonra e, normal şunu yapmış olduğumuz e, sık iğnemiz gibi çakma sık iğnemiz gibi mil üstü alarak bütün üstüne Bakın şu şekilde böyle zincirimizin üstüne doğru gideceğiz. Yalnız e, şurada bir püf noktası var. Şurası kötü olmaması için arkadaşlar buraya geldiğimiz zaman her seferinde mesela şimdi zinciri yaptık şuraya geldik değil mi? Buraya geldiğimizde 1 2 3 tam ortalayıp 3 tanesini birden çekiyoruz. Ki burası her birini tek yaparsak kiloş gibi durur, çirkin durur. Bu köşeye her geldiğimizde e, 3'ünü üçünü birden çekiyoruz. Üçü diğer üst üst tarafa geldiğinde üçünü bir çektiniz ya onun yanındakilerle birlikte o üçü bir çekeceksiniz. Yani 3 taneyi bir çekerek o e, şuradaki potluk oluşmasını önleyeceğiz. Buraya kadar anladık. Değil mi arkadaşlar? E, bunu da gösterdim size şimdilik. Şimdi bu çantamız e, bu kadar. İstediğiniz, şunu da göstereyim. İstediğiniz kalınlıkta kulpunuzu örebilirsiniz. Üstüne o zincirlerin üstüne gideceğiz. Şimdi çantamızda arkadaşlar 12 motiften oluşuyor. Bunu şöyle bir size tarif edeceğim ben. Çünkü çok basit ve aynı bu çantamıza çok benziyor. 6, 6 bir tarafına 6 diğer tarafına 12 motiften oluşan bir çantamız. Motiflerimizi tamamladıktan sonra ben size bu motiflerimizin ölçülerini de vereceğim arkadaşlar şimdi. Bakın şu motifimiz 10 santim. Bu motifimiz de ipine göre tabii ki değişiyor 11,5 santim. Sizin de öyle ipinize göre değişir. Şimdi çantamızın ebatını ben size bir de söyleyeceğim. Bakın 45 enimiz 45 Çantamızın boyu 32 santim bitmişi. Siz bunu tabi dediğim gibi mesela çok daha geniş olsun isterseniz motifleri birer sıra daha fazla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada bu çantamızda 6 tanemizi birleştirdik. İp koparmadan birleşme tekniği ile birleştiriyoruz. Diğer 6 taneyi de arka tarafın 6 tanesini de ayrıyetten birleştiriyoruz. E, motiflerimiz hazır olduğu zaman arkadaşlar şu kenar kısmını görmüş olduğunuz gibi Bakın kaç, sant, kaç tane örmüşüz. Santimini de söyleyeceğim şimdi sizlere. 12 santim. 12 santimlik bir e, düz zincir çekiyorsunuz. Benim mesela ilmeklerim 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ee, Bir de kenarlarda var 25 26 26 tane e, zincir çekip 26 tane trabzan yapmışım bunu 25 diyebilirsiniz Ben size yine ölçüsünü vereceğim ölçüye göre yapın Bakın 11 santim. Şurada biraz daha 12 santim çünkü ağız kısmı olduğu için açılmış Bakın şurada 10 santimde yeterli. 10 santimlik bu şu şekilde bir zincir çekiyoruz. Bu 10 santimlik zincirimizi normal iki kere de çekerek trabzan örüyoruz. Bakın normal trabzan bu. Bunu ne kadar öreceğimizi şöyle yapabilirsiniz uzun bir şekilde örüyoruz değil mi arkadaşlar? Şu yaptığımız motifimiz var ya 6 tane eklemiştik. Şimdi onun bir kenarına tutuyorsunuz ördüğünüzü, diğer alt tarafına tutuyorsunuz, ölçüyorsunuz ve sonra şuraya ölçüyorsunuz. Yani bu motifimizi elde ettiğimiz motifimizin 1 2 3 kenarına denk gelecek şekilde uzatarak onu örüyorsunuz. Düz bir şekilde. Trabzon ister sık iğne örün, ister Trabzon örün, hiç fark etmez arkadaşlar. Bu parçamızı da ördük mü? E, motiflerimiz de hazır. Şimdi yapacağımız işlem e, ipimizi kırdık. Bu yaptığımız işlemi. Şimdi o motifli parçamızla bu ördüğümüz düz parçayı, bakın şöyle birleştirin. Ve her bir ilmeğin o kadar basit ki arkadaşlar göstermeye gerçekten aslında başka bir video çekebilirdik ama bir bunu yapın olmazsa tekrar çekeriz. E, motifle bu parçayı birleştirdik. E, milimizi taktık. Her bir her bir deliğine sık iğne yapıyoruz. Normal sık iğne. Mil üstü almadan. Mil üstü almadan normal sık iğne ile bu tarafını böyle Bakın şu şekilde birleştirdim şuraya kadar. Bir tarafı birleşti. Aynı şekilde bu tarafı da aynı yapıyoruz arkadaşlar. Bu tarafı da böyle birleştiriyoruz. Sık iğne ile başka hiçbir şey yok. Bittikten sonra arkadaşlar ister uzatabilirsiniz ister bu da sizin keyfinize kalmış bir şey. Ee, ne kadar uzunluğunu isterseniz o kadar yaparsınız. Şunu bu çantada çalıştığımızı aynısını üste doğru aynısını yapıyoruz. Ve sonra kulplarımızı takıp kulplarımızı da anladık değil mi arkadaşlar? Zincir 50 tane. Bunu siz 60-70 çekip daha uzatabilirsiniz. Bu diğer e, çantaların biraz daha uzun ama bunu biraz kısa yapmak istedim. Böyle bu şekilde bunun üstüne 5 sıra aynı şu her bir zincirimizin her bir deliğine 5 sıra şu sıkı iğneden yapıyoruz. Ve çantamız bitmiş oluyor. Şimdi şuraya kadar geleyim. Tekrar ben size bunu göstereyim. Zincir yerine geldiğimizde. Bakın arkadaşlar. ayraçla ayırdığımız yere kadar geliyoruz. Yine dediğim gibi arkadaşlar bilmediğiniz yerlerde sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı oluyorum. Ee, Instagram adresim Handan'ın örgüleri. Oradan da DM ile e, mesaj atarak sizlere yardım etmemi sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Sonuncuya geldim. ayracımı çıkarttım ve bakın sonuncuyu yaptım. Şimdi burada da 50 zincir çekip Evet. Sayarak çektim arkadaşlar. 50 zincirimizi çekip bakın şu e, tam karşısına ayracımı yapmıştım değil mi arkadaşlar? Tam oraya yani şuraya sanki örgüme devam ediyor gibi mil üstü alıp bunu birleştirdim. Ve devam ederek bakın Sonra devam ederek Kulpumu yaptım bunun üstüne 5 sıra şunu aynısını öreceğim ee, Dediğim gibi arkadaşlar Şu yerlerimize köşelere geldiğimiz zaman mesela zincirli buraya geldiğimiz zaman 1-2-3 bir, tanesini birden çekeceksiniz ee, Burada bir potluk oluşmasın diye Şuraya tam köşelerde 1-2-3 bir, tanesini birden çekeceksiniz arkadaşlar başka da hiçbir şey yok bu çantamızın Hepinize kolaylıklar diliyorum bakın rengarenk her türlü çantamızın her rengini yapabilirsiniz ee, kolay gelsin diyorum abone olursanız çok sevinirim sizleri seviyorum hoşçakalın